Şimdi en önemli şey bu Ramazan sürecinde de diş fırçalamak. Evet, dişlerinizi diş fırçasıyla fırçalayabilirsiniz. Gerekir suyla çalkalamayın ama kuru diş fırçasıyla dişlerinizi fırçalayıp tükürebilirsiniz. Aha. Bu da ağız ortamında bakteri plakları dediğimiz dişlerin yüzeyine yapışan bakterileri uzaklaştırmaya yarar etkin olarak. Ama onun haricinde de normal süreçte günde 2 veya mutlaka 3 en az 2 defa mutlaka 3 defa fırçalanmasını öneriyoruz biz dişlerimizin. Sabah kalktığımız zaman işte kahvaltımızdan sonra, akşam mutlaka yatmadan evvel, öğlen yemeğinden sonra arada bir şey şekerli besinler özellikle alıyorsak mutlaka dişlerimizi yine fırçalamalıyız. Efendim kimyasal bazı malzemeler var ki bunların içerisinde birçok antibakteriyel ajanlar var. Özellikle şu korona döneminde hani oksijenli suyla ağzınızı çalkalamanız önerilir. Eczaneden alacağınız oksijenli su %3 oranında sulandırılmıştır. Mesela bir ölçek oksijenli su koyup üzerine 3 ölçekte su koyup onunla ağzınızı çalkalayabilirsiniz. Boğazınızda gargara yapabilirsiniz. Hmm. Bu korona tedavisinde de çünkü koronavirüsleri genellikle yapılan araştırmada dil kökü boğaz mukozasına yani yumuşak damağa, bademciklere falan yapışıyor. Ve üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla üst solunum yolundan vücuda giriyor. Eğer biz buralarımızı temiz tutarsak Allah korusun tesadüfen bir virüsü burun yoluyla veya ağız yoluyla almış olsak bile bu oksijenli suyla yapacağımız gargara çok işe yarayacak. Ve hani ama bu, o miktarı tekrar söyler misin, yanlış bir iş yapmayalım lütfen. Tabii ki genellikle eczanede satılan oksijenli sular %3 oranındadır. Hı hı. %3 şişenin üzerinde zaten bu oran yazar. Bu eğer oranda olsun yani öncelikle. %3 oranında tabii. %33'lüğü var mesela, diş beyazlatmada kullanılıyor. Hı. Bir çeşit bazdır, bayağı ciddi rahatsızlık. Aman Allah korusun %3'lük olacak. %3'lük oksijen suyunu alıp bir bardağın içerisine bir ölçek oksijenli su, o aldığınız %3'lük, üzerine de 3 ölçek aynı miktarda 3 ölçek su koyarsanız, onundan boğazınızı ve ağzınızı çalkalarsanız çok efektif olarak hani bu koronavirüsüne karşı da ama bir önlem almış yutmayacağız değil mi? Yutmayın. Tabii yutmayacağız. Onu da söyleyelim çünkü buradan hakikaten söyleyelim. Şimdi içmek için değil. İçmek için değil sakın. O bir şekilde orayı gargara yapmak için. Dezenfekte nasıl gargaraları etsin. Bir takım aldığımız gargaraları da yutmuyoruz. Bunu da yutmayacağız sevgili izleyenler. Sonra sen söyledin Hakan, Doktor Hakan'la konuştun deyip kapıya dizilmesinler değil mi? Şimdi hazır Ramazan'dan bahsederken ağız bakımı önemli dedik. Şimdi ağız kokusu da olabiliyor. Bunun için ne yapmak lazım? Bunun için dediğim gibi sık sık kuru bir diş fırçasıyla dişlerinizi fırçalamanızın hiçbir mahsuru yok. Özellikle asitli yiyeceklerden uzak duralım. Soğan, sarımsak gibi yiyeceklerden uzak duralım. Bu Ramazan sürecinde iftarda ve sahurda yaptığımız zaman. Bunun için bu tip şeyleri az tüketirsek ağız kokusu azalacaktır. Hı-hı. Ama ağız kokusu genelde açlıktan dolayı, mide asitlesinin yükselmesinden dolayı tabii ağızda da aynı sorunlar meydana geliyor. Eğer sağlıklı bile olsak, ne kadar sağlıklı bile olsak açlık sürecinde, bu oruç sürecinde maalesef ağzımızda tatsız bir miktar bir koku olacaktır. Çünkü peki normal zamandaki ağız kokusuyla nasıl başa çıkacağız? Normal zamandaki ağız kokusunun bir sürü sebepleri var. Üç şekilde bunu incelemek lazım. Birincisi sindirim sisteminde, mide bağırsak sisteminde bir sıkıntımız var mı? Hı hı. İkincisi kulak burun boğaz olarak bakmak lazım. Sinüslerde bir sinüzit enfeksiyonu varsa, sinüs enfeksiyonu varsa, bademciklerde bir bademcik iltihabı, tonsilit dediğimiz bir iltihaplanma, nazofarengeal bir akıntı şeklinde bir belirtiler varsa bunlar zaten ağız kokusunu yaparlar. Reflüde ağız kokusu olur. Bunların hepsi temiz, hala ağız kokusu varsa o zaman bir diş hekimine gitmek lazım. Ve diş hekiminde diş taşlarının uzaklaştırılması, çirik dişlerin oluşmaması, diş etinde meydana gelen bütün kanamalar da ağız kokusunun temelini oluşturur. Bir de anatomik yapılarda bazı insanların dili mesela böyle kreterlidir, çatlak çatlaktır. Bazımızın normaldir, patlıcan gibi mesela bazı malzemeleri, besinleri yediğimizde dilimiz yarık yarık olur. Turşu yediğimizde olabilir. Ama bazı insanların böyle derin yarıklar vardır dilinde. O tip hastalıklarda dil fırçası kullanılması, sürekli olarak ağız gargaralarının kullanılması ve kokunun uzaklaştırılmasını Hakan, destekler. Hakan, dil yapısı öyle olmayanda da dil fırçasını öneriyor musun?
her zaman dil ve yanak da fırçalanmalıdır. Evet. Bazı diş fırça markaları fırçanın sapına baktığınız zaman sapın arka tarafında tuttuğumuz kısmında plastik bir doku görürüz. Yumuşak böyle kauçuk gibi. O aslında dili ve yanağın iç yüzeylerini fırçalamak için de kullanılabilir. Hı-hı. Onun için yapılmıştır o. Dili ve yanak içlerinde mutlaka neden fırçalamamız neden lazım. Neden yanak içi? Yanak içinde de çok fazla tahriş yapmadan orada da ister istemez bakteri plakları oluşuyor. Yanaklarımızın içi böyle bazen pembe dümdüz görünür ama bazen de böyle grintili çıkıntılıdır. Oralarda da bakteriler ve besin artıkları yapışıp kalabilirler. Onun için hani ağız ortamındaki bakteri sayısını azaltmak bizim hem kokuyu gidermesi hem de ağız sağlığı için çok önemlidir. Bu dil fırçası, yanak fırçası, tabii ki doğal olarak diş ve diş etlerimizi fırçaladığımız zaman da bu bakterileri biz uzaklaştırmış oluyoruz. Peki diş ipi? Diş ipi çok önemli. Diş ipini kullanmaya üşenen insanlar için de pik önerilebilir. Bu basınçlı su püskürtüyor. Tabii ki diş ipi de kullanmak lazım. Şimdi diş ipini her gün kullanın, her öğünden sonra kullanın. Bu pek pratik gelmez. Evet. Doğal olarak insanların ağzında hem aerob dediğimiz hem de anaerob dediğimiz bir sürü bakteriler var. Bu bakteriler işte bizim sayısı arttığı zaman bir takım sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu bakteriler asit üretenler oluyor vesaire. Bunu diş ipiyle de uzaklaştırırız. Aha. Gerçekçi olmamız isterseniz her akşam yatmadan evvel dişlerinizi fırçalamadan güzelce diş ipiyle dişlerinizin arasını temizleyip ardından da güzelce dişlerinizi fırçalayıp ondan sonra da tercihen bir ağız gargarasıyla da güzelce şalkaladıktan sonra onu yutmayın ama ağız gargaraları genellikle kimyasal malzemelerdir. Özellikle onun tadın mentollü oluyor, naneli oluyor, hoşuna gidiyor bazı insanların yutuyorlar. Bu zararlı. Vücudumuza ne kadar az sindirim sistemimizi alırsak onu kanımıza veyahut da organlarımıza geçmesini kimyasalların o kadar engelleriz. Ancak bu kimyasalların tabii sevindirici bir özelliği var. Bunlar bakterilerin de sağaltımına, virüslerin de sağaltımını yarıyor. Peki. O açıdan öneriyorum. Diş eti kanaması ciddi bir şey mi? Diş eti kanaması aslında ciddi bir şeydir. Neden ciddi bir şeydir? Balçiçek şöyle düşünelim. Hani biz ağız doktoruyuz diye bir laf ediyoruz. Ağız doktorluğu olarak düşündüğümüz zaman diş etindeki bir kanama birçok hastalığın da aslında temel belirtilerini de oluşturabilir. Bunun için çok önemli. O yüzden eğer diş eti kanamamız varsa mutlaka bir diş hekimine ne gidip... Ne kadar kanamadan bahsediyoruz Hakan? Yani bunun ciddi bir iş olduğunu düşünmem için benim dişimin nasıl kanaması lazım? Şimdi Balçiçek şöyle düşünelim. Biz 3 gün normal şartlarda dişlerimizi fırçalamadığımız takdirde diş etlerimizi 3. günden sonra fırçalamaya başladığımız zaman diş ve diş etlerimizi tükürdüğümüzde kırmızı pembe bir kanama görürüz. Evet. Evet. Bunu 2 gün üst üste kanata korkmadan hafif de diş etlerimizde hassasiyet olacaktır. Dişlerimizi fırçalamaya devam edersek o zaman bu kanamanın geçtiğini, kaybolduğunu görürüz. Bu kanama geçtiği zaman da yavaş yavaş ortadan bütün şikayetlerimiz de kalkar. Ancak kanamanın geçmediği durumlarda artık şüphelenip bir diş hekimine gitmemiz gerekir.